Nefesler tutulmuş, tüm seyirciler Olimpiyat judo finalini izliyordu. Müslüman judocu ile Japon rakibi mindere çıkmış, geriye sadece şampiyonun belli olması kalmıştı. Fakat o gün orada öyle şeyler olacaktı ki binlerce insan İslam'ı seçecek ve Müslüman olacaktı. 1984 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'nda 95 kilo üstü erkekler judo kategorisinin final maçıydı. Mısırlı judocu Muhammed Raşvan, Japon rakibi Yasuhiro Yamashita karşısına çıkıyordu. İkisi de kariyeri madalya ve şampiyonluklarla dolu usta iki sporcuydu. Kariyerlerine bir olimpiyat şampiyonluğu ve bir altın madalya daha eklemek için finale kadar tüm rakiplerini bir bir devirip gelmişlerdi. Şampiyonun belirlenmesi için tek bir maç kalmıştı. Fakat Japon judocu Yamashita finalden hemen önce sağ bacağından ciddi derecede sakatlanmış, sağ baldırında yırtık olduğu tespit edilmişti. Sağ bacağını adeta yerde sürükleyerek mindere çıkmış, yürümekte bile güçlük çekiyordu. Kazanan aslında maç başlamadan belliydi. Çünkü Yamashita'nın bu sakatlığı herkes tarafından biliniyordu. Herkesin beklentisi Maç başladıktan hemen sonra Raşvan'ın rakibin sağ bacağına hamle yapıp birkaç saniye içinde işi bitirip kolay bir galibiyet almasıydı. Fakat Müslüman sporcu ısrarla rakibinin sağ tarafına çalışmıyordu. Antrenörü ve hatta taraftarlar kenardan kendisine rakibin sağ bacağına vurması gerektiği konusunda seslenseler de Müslüman sporcu kimseyi dinlemiyordu. En sonunda beklenmeyen oldu. Japon judocu rakibini yere devirip hareketsiz bırakmayı başarıp maçı aldı ve altın madalyayı kazandı. Salonda ve tüm dünyada televizyonları başında bu maçı izleyenler büyük bir şok yaşıyordu. Fakat dünya asıl şaşkınlığı Muhammed Raşvan'ın neden böyle yaptığını öğrendiğinde yaşayacaktı. Maçtan sonra medya ona neden rakibinin dezavantajından faydalanmayıp altın madalya şansını tepip gümüş madalyaya razı olduğunu sorduğunda Mısırlı judocu şu cevabı vermişti. Ne sahip olduğum İslam dini ne de dinimin bana öğrettiği ahlaki değerler bunu yapmama izin vermedi. Her ne pahasına olursa olsun kazanmak için insanların dezavantajından faydalanarak onları zayıf noktasından vurmak ne karakterimle ne de İslam ile bağdaşmaz.'' Bu yorumu üzerine büyük bir alkış tufanı kopmuş ve bu hareketiyle milyonlarca insanın takdirini kazanmıştı. Altın madalyayı inançları uğruna elinin tersiyle itmiş, gümüş madalyaya razı olmuştu belki ama başardığı çok daha büyük bir şey vardı. Söylenenlere göre yaptığı bu onurlu davranışı İslam diniyle açıklaması sonucu tüm dünyada pek çok insan İslam'ı merak etmiş, araştırmış, sempati duymuş ve binlerce kişi yeni tanıdıkları bu dine geçerek Müslüman olmuştu. Olimpiyatlardan bir yıl sonra Uluslararası Fair Play Komitesi Raşvan'a bu sportman davranışı sebebiyle ödül verdi. Hem Japonya'da hem de dünyada büyük saygı görmüş, tüm dünyaya İslam dinini tanıtarak da önemli bir misyon gerçekleştirmişti. Muhammed Raşvan bugün 63 yaşında. Kariyerine judo hakemi ve antrenör olarak devam eden Raşvan'ın eşi de bir Japon. Olaydan sonra sık sık Japonya'ya gidip gelmiş ve Mısır-Japonya arasında kültür elçisi olmuş. Geçtiğimiz günlerde de Japon İmparatoru Akihito'nun şeref nişanlarıyla ödüllendirilmişti. Bu olay Muhammed Raşvan'a belki de hiçbir madalya ile sahip olamayacağı bir ün kazandırmıştı onun yaptığını yapabilmek elbette herkesin harcı değil. Peki siz o maçta onun yerinde olsanız ne yapardınız? Yorumlarda bizimle paylaşın. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.